Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlı kıtanlar ekranımız olsun. Xalqaro keçirim teşkilatı Xitayni cinayetlerini toxtatışqa çaqırdı. Xalqaro keçirim teşkilatı e'lon qilgan eng yangi kishilik huquq dokumentida Xitayni Sharqi Turkiston va Tibetdagi millatlarni bostirishni to'xtatishga chaqirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Xalqaro keçirim teşkilatı 28 mart 2022-2023 yillik xalqaro kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi yillik dokumentini e'lon qilgan bo'lib, Xalqaro keçirim teşkilatı 2022-2023 yillik dunyoning kishilik huquq ahvoli sarlavhilik 211 betlik dokulatta dünyadaki 150 kişilik devletinin kişilik hukuk vaziyeti bahalap çıkılgan. Dokulatta Xitay rejiminin kişilik hukuk koğduğucuları, faaliyetçileri ve dini yetekçilerini devamlı kolgalganlıqı ve halıgancı tutup durganlıqı, Şarkı Türkistan ve Tibet'teki milletlerini devamlı bastırıp gelgeldeki oturgu koyulgan. Dokulat yana Xitayni kişilik hukukunu hürmetleş ve koğdaş tedbirlerini kollanıp, Şarkı Türkistan ve Tibet'teki milletlerini bastırışını toxtışkı çakırgan. Dokulatta Şarkı Türkistan ve Tibet'teki milletlerini sistemilik bastırışının devamlaşıp atkalıqı, Xitay rejiminin BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarının Şarkı Türkistan'daki insaniyetke karşı turuş cinayeti ve başka halkaralıq cinayetler hatırlengen dokulatını ilan kılışını tosup kalmakçı bolğalıqı kayıt kılıngan. Bunun başka Xalqaro keçirim teşkilatı Xitayni tedbir kollanıp, kişilik hukukunu hürmetleş ve koğdaş Şarkı Türkistan ve Tibet'teki milletlerini bastırışını ahırlaştırışkı çakırgan. Dokulatı yana Xitayning qopal vasitalari bilan xalqaro jamiyatning Xitayning insoniyatga qarshi ijro qilayotgan jinoyatlarga bo'lgan qarshilik harakatini bostirganligi ta'kidlangan bo'lib, navbatda xalqaro qoidani asos qilgan tizimining zarur va ta'xirsiz ekanligi, uning kishilik huquqni asos qilib, hamma joyda, hamma yerda qo'llanilishi kerakligi ta'kidlangan. Saudi Arabiston Shanghai hamkorlik tashkilotiga qadam bosdi. Saudi Arabistan hükümeti Xitay'a umumyüzlük yıkılışıp, Xitay ve Rusya başçılıkıdaki Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın diyalog devletleri Katar'a koşuluşunu tasdikledi. Amerika avazının bu axtaki haberde bildirilişçe, Amerika'nın otdurşarıqtaki en-enevi itibakçısı Saudi Arabistan hükümeti 29 Mart Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın diyalog devleti Katar'a koşuluşunu resmi karar kılgan. Saudi Arabistan resmi akhbarat agentliğinin haber kılışça, Saudi Arabistan içki kabinti Padişah Salman bin Abdulaziz Ali Suud riyasetçilik kılgan yığında, Saudi Arabistan'nın Şanghay Hemkarlık Teşkilatı diyalog hemrahlık ornığı kirişige koşulgan hüccetini tasdikligan. Saudi Arabistan'nın Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı koşuluş meselesi, Xi Jinping'nin ötken yılı 13 ayda Riyad ziyareti jarayanında müzakere kılıngan. Diyalog şeriklik salahiyetige erişiş bu teşkilatının toluq azası buluşunun birinci kademi bulup, Saudi Arabistan'nın Xitay bilen bolgan münasibeti tiz süratli ravajlanıp atkan bir payette Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı kiriş mısapısını başlayan. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı 2001 yılı Xitay, Rusya ve Orta Asiya'daki sabık Sovet İttifakı Cumhuriyetler tarafından kurulgan bulup, atalmış terörlükke karıştırış bu teşkilatının muhim nişani depçarı silingan. Bu teşkilat keyinci Hindistan ve Pakistan'ı koşup algan. İran bu teşkilatının toluq azası buluş üçün ötken yılı münasibetlik hüccetke imza koygan. Yeni xalqaro vaziyette Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tedirici halde siyasi ve bihaterlik teşkilatı bulup kengiyivatkan bulup, nöbette bu teşkilatının maksidi aza devletler caylaşkan rayonlarda garibinin tesirge karıştırış işgeldeki ilgiri sürülsümü, emeliyette baştan ahir Xitayning rayondaki tesir gücünü zora itiş üçün hizmet kılıp gelmekte. Zelenski Xi Jinping'i Kiyev'e teklif kıldı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Xi Jinping'i Ukrayna'nı ziyaret kılışkı teklif kılıp, biz Xi Jinping'i bu yerde körüşke tayarımız dedi. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Ukrayna Prezidenti Zelenski, Amerika'nın Birleşme Agentliği'nin ziyaretini kabul kılganda, Xitay Reisi Xi Jinping'i Ukrayna'a teklif kılıp, özünün 2022 yılı 2 24. günü Rusya-Ukrayna urushi başlanıştan burun, onun bilen söhbetleşkenlikini etti. Prezident Zelenski Xitay Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan Ukrainadagi urushni siyosiy yo'l bilan hal qilish to'g'risidagi 12 moddalik hujjatni tilga olib, biz Xi Jinpingni bu yerda ko'rishga tayyormiz. Men uning bilan so'zlashishni xohlayman. Urushdan burun uning bilan suhbatlashgan edim. Ammo urush boshlangan 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon uning bilan aloqa qilmadim, dedi.
Ukrayna Prezidentlik Mahkemesi İşxanası Maslahatçısı Mikhail Podolyak, Ukrayna ve Xitay rəhbərlərinin uçuruşuğu münasibetlik xizmətlərinin işilini vatqallıqını, ama ahırkı nəticinin texi müayyelləşməgərlikini bildirgən idi. Xi Jinping, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin təklifigi binaən 20 Mart'tan 22 Mart'ıca Rusiyada ziyaretli bolğan ve Putin'ni Xitayda ziyaretli buluşqa təklif qılğan idi. Teşkilatlar Birliği heyeti İkram Teşkilatını ziyaret kıldı. Xitayning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini Malayziya xalqiga tunishtirish, kun tartibiga keltirish uchun ziyoratda bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati Malayziyadagi eng cho'ng ta'lim tarbiya tashkiloti Ikramni ziyorat qildi. Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abdulxaliq, Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullamdan tashkillangan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati, Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullamdan tashkillangan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati 30 Mart Malayziyadagi ta'lim tarbiya bilan mashg'ul bo'layotgan eng cho'ng tashkilotlardan biri Ikramni ziyorat qildi. Hay'at İkram Teşkilat rehberlerine Şarkı Türkistan'ın umumi vaziyetini, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını yoktuş, rezil maksidi icra kılıp atkan irqi qırğınçılıq cinayetini, bulup mu Şarkı Türkistan halkının perzentlerini öz dildi tərbiyeleş erkillikini çekilip, Xitay dildi tərbiyeleb Xitay kılıp çıkışkı urunu vatqallıqını, məxsus lagırlarını təsis kılıp, səbəbsiz tutqun kılıp, dinidin vazgeçişki məcburlaş qatarlıq cinayi kılmışlarını tonuşturdu. TikTok ve Meta üstüden arz sunuldu. Amerika'nın Arkansas ştatlıq hükümet Xitay'nın video həmbəhirli subsid TikTok ve Facebook'nın xocayını üstüden abonelerini aldığallıqını səbəb qılıb sudqa arz qıldı. Türkiye Avası Radiosu xəbirdə bildirilişcə, Arkansas taratqolardaki xəbərlərdə görüstülüşcə, Arkansas ştatının valisi Sara Huckabee Sanders ve başdəbdiş Tim Griffin axbarat elan qılış yığınıda məzkur ictimai taratqo supları üstüden bir-birige oxşamaydığan 3 arz sunulğan. Vali Sanders, çoğun texnologiya şirketlerini perzentlerimizde xumar payda kıldığan münberlerini işiltişki məcburlaştın ve onlarının muvafiq bulmağan məzmun dünyasıya düşer kılıştın cevapkarlıqı tartışımız gerek. Bu şirketler balılardın payda üçün paydılını vatıdı. Hükümetimiz bununla qat'i yol koymaydı, dedi. Baştabdış Griffin bu arız şikayetlerinin taratqolardaki məzmunlar bilen emez, belki şirketlerinin abonelerini aldığallıqıya münasibetlik işgallikini bildirdi. O Meta'nın kastellik bilen ösmürler xumar bulup kalıdığan algoritmlerden paydalanğalıqını əskertip, Meta payda ilişini ve çoğuyuşunu gözlügelliki üçün ammığı bu xil algoritmini uxturuşunun oranına kasten yuşurdu, dedi. O yana TikTok ve Meta'nın Arkansas ştatının soğudu kanunlarına xilaplıq kılış bilen ayıplen yerlikini bildirdi. Bir arızının TikTok'nun koramığı yetmeyen ballarını cinsi münasibet, zehirlik çekimlik ya ki spiritin zehirlenişini tasvirlaydığan namuapıq mezmunlardan qoğdaş üçün arız kılınğanlıqı əskertildi. Meta üstüden kılınğan arızda bu şirketinin Facebook arqılıq balılarının supıda ötküzgen vaxtını en zor derecede aşırmaqça bolu vatqallıqı oturgu koyuldu. Hamza Yusuf Şotlandiyanın başministri boldu. Şotlandiyanın yeni rayonluk başministeri Hamza Yusuf kasem berip vazifi tapşırıp aldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Hamza Yusuf Şotlandiyanın merkezi Edinburgh'daki Şotlandiya Yukarı Sot Mahkemesi'nde ötküzülgen marasımda baş sotçı ve pişkadem sotçılarının huzurunda hizmetige ve padişahı sadık buluş doğrusunda kasem berip Şotlandiyanın resmi halde rayonluk başministeri boldu. Pakistanlık aileden kilip çıkan 37 yaşlık Müslüman Hamza Yusuf 29 Mart yeni kabinet azalarını ilan kıldı. Hamza Yusuf, Şotlandiya rayonluk başministeri ve Şotlandiya Milli Partisi'nin reisi Nikola Sturgeon başministerlik vazifesinden ve partiya reislikiden istifa berişi bilen başlanan rehberlik rekabeti de 27 Mart galibi kılgan denken 28 Mart Şotlandiya parlamentide avaz taşlanan idi. Şotlandiya Milli Partisi'nin reislikigi saylanan Hamza Yusuf, parlamentdeki avaz taşlaştığınken Şotlandiya'nın tüncü Müslüman başministeri bolgan idi. Hamza Yusuf'un dadısı 1960 yıllarda Pakistan'dan Şotlandiya'ya köçmen bulup gelgen. Anısı Kenya'da Canubi Asiyalıq bir ailenin kızı. Hamza Yusuf, başministerlik binası bolgan Biyut Öyedeki birinci günü de ailesige imam bulup namaz okuvatkanda tartılgan resimle hembehirledi.
O Twitter'da hem bahirligen uçuruda men ve ailemdikiler bugün 28 Mart parlamentiki belet taşlaştığın kiyin tüncü keçimizni büyüt öyüde ötküzü vatimiz. Billi iptar kılgan dinkin adetimiz bu içe ailemge imam bulup namaz okudum. Bu başkışı bir vakit idi dedi. O başvazir Rishi Sunak bilen billi çüşken sürütünü mu hem bahirlep, men Şotlandiya halkı ve parlamentinin demokratik arzusuğa Birleşme Padişahlık Hükümeti'nin hürmet kılışı gereklikini enik oturgu koyduğum dedi. Şotlandiya parlamentida 28 Mart ötküzülgen avaz koyuşta başministerliği saylanğan Hamzi Yusuf, Tunji Müslüman başminister bolğandan başka Şotlandiya'nın en yaş parlament azası ve Tunji ministeri digendek ünvallarga mu ige. Bu yıl fevralda başminister Nikola Sturgeon'un istifa berişi bilen boş kalgan Şotlandiya Milli Partisi'nin reislik ornu üçün taşlanğan 26.032 belet bilen 52% avazga erişip başministerliği saylanğan 37 yaşlık Hamzi Yusuf saylam neticesi jakarlanğan denkin elan kılgan bayanatı da Şotlandiya'ya müstakillik elip gelişte kat'i kararğı ige ihkallikini eskertip biz onu emelge aşırıdığan evlat bulumuz dedi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz bu şehirde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.